Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Ekim ayı yılın çok önemli bir ayı. Ay boyunca güçlü gezegen hareketleri söz konusu. Bunun yanı sıra iki tane de önemli tutulma yaşayacağız. 8 Ekim'de 15 derece Koç burcunda ay tutulması, 24 Ekim'de 0 derece Akrep burcunda da bir güneş tutulması meydana gelecek. Kuşkusuz bunlar bizim için önemli etkiler ortaya çıkarabilir. Evet, ayın geneline baktığımızda özellikle 4-12 Ekim arası genel olarak biraz daha dikkat edilmesi, temkinli olunması gereken bir dönem. Çünkü Uranüs'ün ve Plüton'un Güneş'le ve Venüs'le yapacağı sert etkileşimler, ani beklenmedik durumlar ortaya çıkarabilir. Tutulmanın da etkilerini düşünürsek 8 Ekim ve yakınları biraz daha duygusal hassasiyetlerimiz artabilir. Yakın çevremizde olabilecek bazı gelişmeler dolaylı olarak bizi etkileyebilir. Bu tutulma sizin 3. evinizde meydana gelecek. Koç burcundaki ay tutulması özellikle ay tutulması biraz daha duygularımızı etkileyebilecek. Yakınlarımızla ilgili bazı gelişmeler yaratabilir. Kardeşler, komşularla ilgili dönüşümler, değişimler söz konusu olabilir. Uranüs etkili bir tutulma. Uranüs söz konusu olunca bir şeylerin sona erebileceğini, bazı değişimler yaşanabileceğini bekleyebiliriz. Düşüncelerimizde önemli açılımlar olabilir. Bu dönemde lütfen özellikle trafikte, seyahatlerde, otomobil kullanırken biraz daha dikkat etmemiz gereken bir dönem. Ani kazalar söz konusu olabilir. Otomobille ilgili yaşanabilecek bazı problemler söz konusu olabilir. Uranüs'ün güneş karşıtlığı özellikle tutulma yakınlarında çok etkili olacak gökyüzünde. Evet, eğitimle ilgili konular, yurt dışı medya yayıncılıkla ilgili konularda yeni değişimler, başlangıçlar yapabiliriz. Tutulma enerjileri bu alanda da bizi destekleyecek. Mars yay burcunda ilerliyor. Mars'ın yay burcunda ilerlemesi özellikle sosyal hayatımızda, arkadaşlarımız ve grup çalışmalarında çok daha aktif olabileceğimizi, daha enerjik ve girişken olabileceğimizi işaret ediyor. Merkür, iletişim gezegeniniz Merkür ay boyunca retro olacak. 4 Ekim'de başlayacak retro hareket 2 derece Akrep burcunda. 10 Ekim'de Terazi burcuna doğru gerileyecek ve 25 Ekim'de retro sona erecek. Ancak gölge yönlerini de düşündüğümüzde ay boyunca Merkür retrosunun etkilerini hissedeceğiz. Özellikle kariyer ve iş hayatımızda bazı eski konularla ilgilenebiliriz. İş seyahatleri gündeme gelebilir. Daha önceden gitmiş olduğumuz bazı yerlere gidebiliriz. Yurt dışı medya bağlantılı işlerimizde bazı gözden geçirmeler yapabiliriz. Oluşabilecek aksaklıklar, gecikmeler, iletişim sorunları veya iletişim cihazlarında, elektronik araçlarda meydana gelebilecek sorunlar. Tabii ki günlük hayatımızı zaman zaman zorlayabilir. Sevgili kovalar, temkinli olmamız gereken bir dönem. Tutulmaların da olduğunu düşünürsek günlük programlarımızın her an değişebileceğini, değişmesini bekleyebiliriz. Uzun vadeli program yapmamız belki de doğru olmayabilir. Biraz daha şartlara uyum sağlamak, kendimizi akışa bırakmak daha doğru olacak ay içerisinde. Terazi burcunda ilerleyen Güneş ve Venüs ayın 23'üne kadar sizin için özellikle yüksek öğrenim, medya, yayıncılık, radyo, televizyon, yurt dışı bağlantılı işler, iş ortaklıkları, hukuksal konularla ilgili alanlarda biraz daha şans veriyor. Bu alanlarda destekliyor. Daha yaratıcı, daha verimli çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. 23'ünden sonra Venüs ve Güneş Akrep Burcu'na geçecek. Artık iş hayatınız ve kariyer hayatınızı aydınlatmaya başlayacak. Özellikle 24 Ekim'de olacak Akrep Burcu yeni ayı ve Güneş tutulması kariyerinizi etkileyecek. Toplum önündeki statünüzü etkileyecek çok önemli bir değişimi, dönüşümü de başlatabilir. Son 2 yıldır Akrep Burcu'nda meydana gelen tutulmalar aslında Boğa Akrep hattı sizi kariyer hayatınızda etkiliyor. Bu tutulma Akrep Burcu'nda yaşanacak son tutulma. Önümüzdeki 9 yıl tutulma olmayacak bu alanda. Artık uzun vadeli kariyerinizi etkileyecek
gelişmeleri başlatabilirsiniz. Güzel etkileri olan bir tutulma bu sevgili kovalar. Evet, ay boyunca yay burcunda ilerleyen Mars 26 Ekim'de Oğlak burcuna geçecek. Ay sonunda 27 Ekim ve 30 Ekim arası gökyüzünde özellikle kariyer evinizde ilerleyen Güneş ve Venüs'e Balık burcundaki Neptün'ün yapacağı çok keyifli bir açı var. İş ve kariyerinizde sizi maddi yönden çok memnun edecek önemli gelişmeler olabilir. Destekler bulabilirsiniz. Para destekleri bulabilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız bir işten güzel gelirler söz konusu olabilir. Sizi rahatlatacak. Dolayısıyla özellikle ay sonu bu alanlarda çok daha keyifli enerjiler gündemde görünüyor. Sevgili kovalar. Evet, lütfen yükselen burcunuzla izleyin. Bunun yanı sıra hazırladığımız tutulma videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.